Merhaba Arşat. Merhaba. Sana da merhaba tatlım. Bütün evraklar hazır değil mi? Bu makineyi hemen şimdi almak istiyorum. Ne oldu? Niye şaşırdın? Aslında bunu 2 gün önce almanız gerekmiyor muydu? Evet. Ama gelmediniz. Ben de artık ilgilenmeyi bıraktınız diye düşündüm. Bu yüzden de bunu başka birine sattım. Sattın mı? Ama ne demek sattım Arşat? Bunu ne kadar sevdiğimi iyi biliyorsun. Aslında babamı buna ikna etmeye çalışıyordum ve... Neyse, alan kim? Benim. Merhaba, ben Ritika Zaviri. Merhaba, ben Çırak Mehta. Başkasının bu motorla ilgilenmesine sevindim. Bu gerçekten güzel bir seçim. Aslında motosiklet tutkum var ve bu motor çok hoşuma gitti. Ama geç kalmışım ve motor senin oldu. Ben de bir motosiklet tutkunuyum. Birkaç gün sonra da geziye çıkacağım ve yarışacağım. Gerçekten mi? Ben de yarışa gidecektim. Bu yüzden istemiştim bunu. Şimdi daha büyük bir sorun oldu. Bir yanda süper hızlı bir motor, diğer yanda da tutkulu, güzel bir kız. Ne yapacağım ben? Al bakalım. Yani bana mı veriyorsun? Evet. Motosiklet delisiyim. Bu yüzden de senin tutkunu anlıyorum. En önemli şey şu. Güzel bir kızın kalbini kıramam. Hiç bana göre değil. Bu motor senin. Başka bir tane alırım. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Yani o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Ben bunun fiyatı ne olursa olsun ödemeye hazırım. Motorun bir fiyatı olabilir. Ama tutkun paha biçilemez. Ayrıca yeni arkadaşlar edinmeyi de severim. Paranın lafı olmaz. Sadece motorun parasını ödemen yeter. Çok teşekkür ederim. Kalbini kullanarak babanın banka hesabına ulaşıp kendi hesabımı dolduracağım tatlım. İzninle anne. Tabii. Alo. Dişa. Neredesin? Havalimanına gidiyordum da. Havalimanı mı? Ne işin var orada? Aslında bir haftalığına Rajkot'a gideceğim anne. Rajkot mu? Orada ne işin var? Dişa, İşani'nin düğün hazırlıklarına başladık. Burada onun yanında olman gerekirken... Kiminle gidiyorsun? Bunun için kimden izin aldın? Hadi ama anne, ben artık kendi kararlarımı alabilecek kadar yetişkin biriyim. Ayrıca babaanneme bundan bahsettim ve o da bana gidebileceğimi söyledi. İstersen babaanneme de sorabilirsin. Ama Adişa... Neyse anne, havalimanına varmak üzereyiz de şimdi. Uçağı kaçırmadan gitmem gerekiyor, sonra görüşürüz. Çok akıllıca. Anneler işte ne olacak? Aman tanrım, bu mükemmel ötesi. Sağ ol dostum. Babamı ikna etmek zor olmuştu. Çok mutlu oldum. Koruyucu bir baba. Anlaşılan seni çok seviyor. Evet, beni çok sever. Üstüme çok titriyor. Bu yüzden yarışlara gitmeme de izin vermiyor. Üzülme. Yarışta ben de yanında olacağım. Seninle ilgilenirim. Babanla konuşup ikna ederim, merak etme. Yani benim yarış arkadaşım mı olacaksın? Ha? Tabii ki. İstemez misin? Bu harika. Bir fikrim var. Hadi hemen babamın yanına gidelim ve sen de onu ikna et. Hı? Şanslı günümdeyim. Anlaşılan kurduğum tuzağa düştü. Tabii, olur. Gidelim. İşani, al hadi, al. Doğa malzemeleri şuraya koy. Anne, neden ona izin verdin? Kime? Dişa'ya. İşani'nin düğün hazırlıklarına başladığımızı bilmene rağmen onu şehir dışına gönderdin. Şimdi İşani'nin yanında olamayacak anne. Bana neden söylemedin? Yeter. Tören sırasında bağırma. Ben babaannesiyim. Ona istediğim izni vermeye de hakkım var. Hem yalnız başına gitmiyor. Manas da yanında. Manas'ın amcasına gidiyorlar. Hem törenler içinde Dişan'ın değil, senin burada olman gerekiyor Falguni. Düğünden önce dönecek zaten, tamam mı? Bana söylemiş olsaydın ona engel olurdun. Evet. Bu yüzden söylemedim. Hem iyi bir şey için gitti. Sana haber verseydim sorun çıkartacaktın. Anne! Ne
Tamamdır, bitti. Ne? Sona bırakmayalım diye rezervasyon yaptım. O da kalmaz diye düşünüyordum. Ama sonunda iki oda ayarladım ben. İki oda ha? Düşünmüştüm ki böyle durumlarda genelde tek bir oda tutulur. Aynı odayı paylaşmayacak mıyız? Evet, iki oda ama iç içe haldeler. Çok akıllıca. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.